Ya Cenab-ı Hak bizleri Şah-ı Merdan Ali'nin ilim irfanından mahrum eyleme. Allah eyvallah. Bugünkü konumuz ben ilmin şehriyim. Ali de o şehrin kapısıdır. Deyimini ele alıp değerlendireceğiz. Sevgili canlar, Hazreti Muhammed Şah-ı Merdan Ali'nin sahip olduğu derin ilme, irfana ve önemine dikkat çekmek maksadıyla ben ilmin şehriyim, Ali de o şehrin kapısıdır. İlim isteyen, dileyen kimse kapıdan gelmelidir demiştir. Diğer bir önemli uyarı sözü ise Ali seven beni sevmiş olur. Beni seven de Allah'ı sevmiş olur. Ali'ye kötülük, fenalık eden bana kötülük, fenalık etmiş olur. Bana kötülük, fenalık eden de Allah'a kötülük, fenalık etmiş olur demiştir. Hazreti Muhammed'in bu sözlerinden de anlaşılan İslam'ın ilim irfanına Kur'an'ın ve yaşayan Kur'an olan Hazreti Muhammed'in ilim şehrine, o şehrin kapısından girmek lazımdır. Bu kapı ise Şah-ı Merdan Ali olduğunu altını çizmiştir. Çünkü Şah-ı Merdan Ali yüce Allah'ın varlığının kudretine, özelliklerine, iki cihan ilmine, Hazreti Muhammed'in İslam ilmine, Kur'an'daki Allah kelamının mesaj, mana ve sırlarına nail olan tek kişi olduğu mesajıdır. Zahir ve batın, yani bilinen ve bilinmeyen ilim şehrine mutlak bir yol vardır. Ve bu yolda kimsenin keyfi tutum ve anlayışına bırakılmadan Hazreti Muhammed tarafından bu yol tarif edilmiştir. İslam ümmetine düşen görev ise bu doğru yolu takip etmeleridir. Hazreti Muhammed başka bir sözünde, ey Ali, insanlar Allah'a çeşitli iyiliklerle yaklaşır. Sen ona aklın hikmetiyle yaklaş ki derecen itibariyle onları geçer, insanlara ve Allah'a daha yakın olursun buyurmuştur. Hazreti Muhammed'in bu sözü ilme, öğrenmeye ne kadar önem verdiği ve aklın esas olduğunun ispatıdır. Şah-ı Merdan Ali ise akılla ilgili, dinle bağdaşmayan bir akıl akıl değildir. Akıl ile bağdaşmayan bir din din değildir demiştir. Bu iki değerli sözlerden çıkan mana, Allah'a varmanın akıl, ilim ve okumayla mümkün olacağı bildirilmektedir. Dolayısıyla Hazreti Muhammed ve Şah-ı Merdan Ali genel olarak İslam ümmetini ilim öğrenmeye, okumaya teşvik etmiştir. İlim konusunda aşık ibretiye kulak verelim. İlme değer verdim, uykudan uyandım. Sarık secdeyi elden bıraktım. Vaizin her iki vaazından bıktım. Ramazanı selam verdim de geldim. Aklım ermez ahiret eğlencesine. Saygım var ilim gerçek sesine. Hayal cennetinin boş bahçesine yoba sürüsünü sürdüm de geldim. İbreti emelim insana hizmet. Eşim bana huri, evimde cennet. Cahil cuhalaya edemem minnet. Bütün zincirleri kırdım da geldim. Eyvallah. Sevgili canlar, Şah-ı Merdan Ali ilim ile malı mukayese ederek ilmin üstünlüğünü şöyle ortaya koymuştur. İlim maldan daha kıymetlidir. Çünkü ilim peygamberlerin mirasıdır. Mal ise Karun, Şeddat ve Firavunların mirasıdır. Yani kötülerin mirasıdır. Malı sen korusun. Halbuki ilim ise seni korur. Mal sahibinin düşmanı olur. İlim sahibinin ise dostu çok olur.
Mal harcandıkça noksanlaşır. İlim ise sarf edildikçe artar. Mal sahibi kıyamet gününde hesaba çekilir. İlim sahibi ise kıyamet gününde insanlara şefaat eder. Mal kalbi katılaştırır. İlim ise kalbi nurlandırır. Şah-ı Merdan Ali'nin bu değerli nasihat sözleri ilmin değer ve kıymetini bizlere net bir şekilde ortaya koymaktadır. İlmin ne kadar değerli olduğunu Şah-ı Merdan Ali'nin diğer öğütlü sözlerine bakalım. İlim maldan hayırlıdır. İlim seni koruduğu halde sen malı korumaya mecbursun. İlim hakim, mal ise mahkumdur. Hazine ve mal bekçileri öldü gitti. İlim bekçilerinin cesetleri yok olsa da şahısları iman sahiplerinin ihtiram köşesinde durmaktadır. İlmin önemi hakkında pir hünkâr veli ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır demiştir. Burada bize düşen de ilme hakim olmak için okumak ve yine okumaktır. Aşk ile canlarım.